Soru cevap. Soruyu soruyoruz, yanıtını alıyoruz. Soruyu beğenmemek yok, soruya alakasız cevap vermek yok. Sorudan kaçmak yok. Birebir her salı saat 21'de Deutsche Welle Türkçe'de. Merhabalar, her salı olduğu gibi bu salı da birebir de beraberiz Deutsche Welle Türkçe ekranlarında. Şimdi aslında geçen haftadan beri bizi de çok ilgilendiren bir mesele malum gündemde. Bu internete, işte internet angelına Rütük kontrolü gelmesi meselesi. Şimdi onun üzerine konuşacağız ama aslında genel olarak Türkiye'de hukuk, işte bilginin dağılma dağıtılma özgürlüğü, insanların habere ulaşma özgürlüğü, sosyal medyayı kullanma özgürlüğü, çok mesele var bu konuyla ilgili. Şimdi tabii öyle bir iklim var ki Türkiye'de, onun farkındayım. Hani tek gündem Afrin. Herkes Afrin hakkında konuşmak zorunda. Başka bir şey hakkında konuşursan, ya işte bu nasıl şey, şehitlerimiz var, niçin Afrin hakkında konuşulmuyor diye bir iklim var. Evet, Afrin operasyonu önemli ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti şehit veriyor ama öte yandan başka şeyler de oluyor. Ve biz o şeyleri konuşmadıkça aslında farkında olmadan başka bir cenderenin içine giriyoruz. Onun için bu önemli bir konu üzerinde duracağız. Yaman Akdeniz konuğum, hukukçu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaman Bey'le bu hatırlarsanız Gezi sürecinde işte Twitter kapatıldığı zaman, işte Instagram vesaire kapatıldığı zaman, o zamanlar CNN Türk ekranlarında da çok sizi yayına alırdık. Çok üzerine konuşurduk. Yani merkez medyadan da izleyicilerimizin tanıdığı birisisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tek tek işte bu sosyal medyası, osu, busu, Rütük kontrolü falan, bunları üzerine konuşuruz ama bugün en sıcak gelişmesi Enis Berberoğlu kararı. 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şimdi 5 yıla indirildi. Evet. Fakat şimdi ben tam olarak anlayamadım. Şimdi Kadir Öğüt'ü sanırsınız CHP'li. Eski parti meclis üyesi. Mahkeme Enis Berberoğlu'nun casusluk suçunu işlemediğine karar vermiş. Evet. O zaman casusluk suçu işlemediyse niye 5 yıl hapis cezasına çarptırılıyor? Niye hapis cezasına çarptırılıyor bir insan? Haber yapılması vesile o kaynak olduğu için. Şimdi kararı görmedik daha ama ilk başta yargılandığı maddeyle cezalandırıldığı madde değişti. Yargılandığı madde Türk Ceza Kanunu'nun gizli kalması gereken bilgileri açıklama madde 330'du ki bunun içinde devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklayan kimseye müebbet cezası verilir diyor bu madde. Fakat cezalandırıldığı madde bir önceki madde 329, o devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama. Burada siyasal veya askeri casusluk maksadı yok. Demek ki onu kanıtlayamamışlar. Dolayısıyla bu suçta da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir dendiği için en aşağıdan, yani 5 yıl 10 ay bir cezaya çarptırıldığını görüyoruz, anlıyoruz burada bugünkü haberlerden. İkileme oluyor. Yani o da Türkiye'de normal, hep normaldi aslında. Devletin aleyhine bir şey yaptıysan, devletin menfaatine işte ters düşen bir şey yaptıysan kabahatlisin durumu var. Evet. Fakat bunun dünyadaki uygulamaları ne? Yani bu devletin, şimdi devlet de hata yapıyor olabilir ve bazen aslında gerçek vatanseverlik devlet ya da hükümet hata yaptığı zaman ya hata yapıyorsun demektir. Ama burada hata yapıyorsun dediğin zaman sen hainmişsin gibi algılanıyor. Dolayısıyla evet. Şimdi bu işin dünyadaki uygulaması nedir? Suçlu mu sizce Enis Berberoğlu? Hani ulus şey, bir komparatif bir şey yaparsanız karşılaştırmalı. Şimdi burada vakti zamanında medya ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar intikal etmiş kararlar, davalar var. Guardian'la ilgili, Observer'le, Times gazetesiyle ilgili birçok karar var. Burada tabii bir devlet sırrı olduğu iddia edilen bir bilginin bile devlet sırrı olduğu çok tartışılır. Çünkü burada bir görüntü söz konusu ve o görüntülerle ilgili haberler zaten daha öncesinde, Cumhuriyet'te yayınlanmadan yaklaşık bir yıl önce Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanmıştı. O zaman da ne bir soruşturma yapılmıştı, ne medyanın ve kamuoyunun bu kadar dikkatini çekmemişti. Dolayısıyla aslında bu bilgiyi, yani o görüntüleri sızdıran bir muhtemelen kamu görevlisi var. O kamu görevlisinin soruşturulması, cezalandırılması söz konusu olabilir ama burada Enis Berberoğlu'nun rolü aslında çok tartışılır. Kendisinin de ben bu isnat edilen suçu kabul ettiğini de düşünmüyorum. İkincisi, burada bir üstün kamu yararı da olabilir bu bilgilerin yayınlanmasına. Yani her ne kadar bir taraftan bir bilgiye siz devlet sırrı deseniz dahi,
O bilgi kamuoyunu yakından ilgilendiren bir bilgi olabilir. Dolayısıyla yayınlanması da bu cezaya karşılık bir savunma olarak tartışılması lazım. Demokratik toplumlarda da whistleblower'lar dediğimiz kamu içinde çalışan kişilerin bu bilgileri sızdırması, çünkü kamu yararı olduğu düşündüğü için ve bunların tartışılması gereken bilgiler. Biz tamamen bu görüntülerin ya da o tırların içinden çıkan silahların ve nereye gönderilmesinin tartışmasından ziyade cezalandırma yoluna giderek bu işi çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben aslında Enis Berberoğlu'nun açıkçası yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Zaten kendisi de bütün savunmalarında bu suçlamayı kabul etmiş değil. Peki mesela bu tip görüntüler eğer sosyal medya üzerinden yayılsa idi. Evet. Kullanıcı yaysa idi. Evet. Neydi, suç muydu o, neydi mesela? Mesela biz bunun tartışmasını Tunca Öğreten, Mahir Kanaat yargılamasında diğer gazetecilerle birlikte yaptık. Wikileaks platformunda Enerji Bakanı'nın mailleri yayınlandı. RETEK tarafından hacklenmişti. Ve dolayısıyla bütün elektronik postaları, ki yıllarca geriye giden, aranabilir bir arşiv olarak Wikileaks platformunda yayınlandıktan sonra bu da bir milletvekili ve bakan konumunda ve de Cumhurbaşkanı'nın damadı konumundaki bir kişinin mailleri ve eğer kamuoyunu ilgilendiren yazışmaları varsa bunların haber yapılması tüm demokratik toplumlarda normaldir. Özel hayatın ifşa edilmemesi gerekir. Tabii ki özel hayatıyla ilgili, aile yaşamıyla ilgili bilgileri ayrı tutuyorum ama siyaseten kamuoyunu ilgilendiren bilgiler varsa zaten artık aleyhineleşmiştir bu bilgiler. Meşhur Spycatcher davasında da İngiliz MI5'ın sırlarını yayınladı diye bir eski çalışanının kitabının uzun yıllar İngiltere'ye girmesi, İngiltere'de basılması yasaklanıyor. Avustralya'da basılıyor kitap. Avustralya'da basıldıktan sonra da kitabın İngiltere'ye sokulmasını yasaklamaya çalışırken İngiliz hükümeti, İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki artık bu kitap aleyhineleşmiştir diyor. Bunu engelleyemezsin diyor. Aleyhineleşme burada bir şeydir yani. Evet, tabii ki. Bu bilgi artık çıkmış artık bilmiyorsa. Ve cin şişeden çıktıktan sonra Alaaddin'in lambasında olduğu gibi o cinin geriye dönmesi artık mümkün değil. Burada da artık bilgi yayılmış. Özellikle sosyal medya ve platformlarından, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan bu bilgiler çok çabuk yayılıyor ve bunu kontrol etmek, engellemek, kaldırmak mümkün değil. Çünkü dijital ortamda bahsediyoruz. Hiç gördük mü biz burada yargının RT'leyenlerin peşine düşüyor mu yargı hiç? Yargı, ya tabii şöyle bir durum olabilir. Yani sizin çok fazla takipçisi olmayan bir kişi olarak 3 kişi 5 kişinin takip ettiği bir hesaptan atılan bir tweetin veya paylaşılan dosyanın ondan sonra 1,5-2 milyon mesela sizin çok fazla takipçiniz var veya Ceyda Karan tarafından mesela Cumhuriyet'ten paylaşıldığını düşünürsek o retweetin peşine düşürebilirler. Ama genelde ağırlıklı olarak düşülmemekle birlikte yakın tarihte özellikle son savaş döneminde Afrin'le ilgili paylaşımlarda retweet yapanların da soruşturulduğunu ve incelemeye alındığını görmeye başladık. Aynen, Afrin meselesi, Cumhurbaşkanı hakaret meselesi, oraya gelirim ama şey, evet. Wikipedia demiştik ya, Wikipedia da hala kapalı değil mi? Wikileaks demiştik. Wikipedia halen, Wikipedia 9 ay oldu. Geçen Nisan'da ki milyonlarca içerik içeren bir uluslararası platform. Burada Suriye ile, Suriye Savaşı ile ilgili ve aslında tamamen Türkiye ile ilgili olmadan Suriye Savaşı'na ilişkin olarak diğer ülkelerin katkısı ya da rolü ile ilgili bilgiler. Türkiye işte destek veriyor bilgisi vardı. Evet, ki o kaldırılsın dendi. Kaldırılmadı. Evet, Wikipedia kapalı. Burada yani izleyicilerimiz, çünkü Murat Bey diyor ki Wikipedia'ya normal yollardan ulaşılamaması 21. yüzyılda diyor. Tabii. Büyük ayıp. Biz Kerem Altıparmak'la birlikte hemen kullanıcı sıfatıyla daha önce Twitter ve YouTube platformları için yapmış olduğumuz başvuruların benzerini Wikipedia için de yaptık ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararına itiraz ettik. İtirazımız reddedilince de Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. 2014 yılında biz Twitter için Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimizde 10 gün içinde karar vermişti Anayasa Mahkemesi. Çünkü aciliyeti olan ve süre gelen bir ihlal olduğunu iddia etmiştik. Çünkü bugün Twitter'a ya da Wikipedia platformuna erişim engellediğiniz zaman sadece geçmişte yayınlanmış bilgileri engellemiyorsunuz, ileriye dönük de bir engelleme yapmış İşin, oluyorsunuz. Bilgi erişim özgürlüğü ve ifade özgürlüğü. Aynen, engellenmiş oluyor. Dolayısıyla acilen ve derhal karar vermesini talep ettik Anayasa Mahkemesi'nden ama bugünkü Anayasa Mahkemesi
tanesi 3-4 yıl önceki Anayasa Mahkemesi'nden farklı olarak 9 aydır Wikipedia ile ilgili yapılmış olan başvuruları, ki Wikipedia'nın kendisi de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu, halen incelemeye almış değil. Bu büyük bir kayıp. Evet. Şöyle bir soru var, Nedret Salbaş sormuş. Midterm'leri sonunda bizi lahaya götürür mü diyor. Bilemem. O süreç devam edecek. Yani bu sadece Enis Berberoğlu'nun yargılanmasıyla biteceğini zannetmiyorum. Spekülasyonlar var ama bunu ilerleyen yıllarda göreceğiz. Yani Türkiye'nin uluslararası platformdaki durumu zaten karışık. Avrupa Konseyi olsun, Avrupa Birliği olsun, Birleşmiş Milletler'le olan ilişkilerin hepsi şu anda özellikle OHAL döneminde ve OHAL devam ettikçe de sorunlu olmaya devam edecek zaten. Şimdi bu şey meselesi var ya, dediğiniz gibi Afrin operasyonuyla ilgili tweet atan, işte kendince Facebook postu yazan, evet, işte Cumhurbaşkanı'na bir şey diyenler falan toplanıp götürülüyor. Evet. İşte bu Cumhurbaşkanı'na hakaret yasası kapsamına alınıyor bir tanesi. Evet. Öbürü Afrin operasyonu ne kapsamında, evet, götürüyorlar insanları, onu bilmiyorum gerçi. Şimdi şöyle, enteresan istatistikler İçişleri Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. Yani terörle mücadele kapsamında yapılan bütün operasyonlarla ilgili ve uzun zamandır da haftalık olarak İçişleri Bakanlığı sosyal medya operasyonlarıyla ilgili de bilgi vermeye başladı. Çok terör fazla kapsamına aldı. Evet, 1 Ocak'tan 12 Şubat'a kadar olan dönemde, yani geçtiğimiz 6 hafta içinde 5088 tane sosyal medya hesabı incelenmiş ve 1625 tane hesapla ilgili de yasal işlem yaptıklarını, yani terör propagandası olsun, işte halka kime nefrete teşvik etmek, bir sürü suçla ilgili ve bu yasal işlemden de kastedilen zaten gözaltına alınma, tutuklanma, işte ceza soruşturması açılması vesaire. Yani bu rakamlar çok yüksek ve her hafta ortalama 200-300 kişi soruşturuluyor Türkiye'de şu anda. Bu rakamlar çok yüksek. Çünkü artık bilgi almak ve bilgi paylaşmak için memlekette herkes internete ve sosyal medya platformlarına hücum etmiş durumda. Çünkü normal anlamda medya dediğimiz televizyon kanallarından bilgi alamıyoruz. Yani ben artık NTV'yi ve hatta CNN Türk'ü kimsenin ciddi anlamda seyrettiğini düşünmüyorum. Çünkü açtığınız zaman memlekette ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Veya şimdi gazetelerden bilgi almaya çalışıyorsunuz. Görüş bildirme yeri de aslında, insanlar da ona alıştı. İnsanlar görüşlerini Facebook üzerinden bildiriyorlar ve birbirlerine yoruyor. Yani bir konuşma, evet, alanı da aslında bu. İnteraktif ve daha hızlı tabii ki. Yani. Ben aslında en çok şunu merak ediyorum Yaman Bey. Burada kim takip ediyor? Milyonlarca insan bir şeyler yazıyor. Yani evet. Twitter'da, Facebook'ta. Burada nasıl yani? Yargıda böyle sorumlu insanlar mı var? Tek tek mesela keyword yazıp bakayım Cumhurbaşkanı için ne denmiş Twitter'da falan diye arayan. Nasıl bulunuyor bu insanlar? Biri mi şikayet ediyor? Nasıl oluyor? Allah kendine bu işi görev adamış vatandaşlarımız da var. Profesyonel anlamda bu işi yapanların da olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hızlı işleyen bir süreç var. Yani evet, bir haber pazar günü çıkıyor. Arkasından hemen pazartesi günü engelleme oluyor. Mesela Cumhuriyet'in pazar günü 3. Havalimanı mezarlık gibi başlıklı haberi bugün engellenmiş. Engellenmiş mi? Evet, Kırklareli Suç Ceza Hakimliği Kırklareli Valisi'nin talebiyle kendi hakkında bir kadını kaçırıp dart etmekle suçlandığı iddiasıyla ilgili haberlerin hepsini engelletmiş. Bu ve, nasıl oluyor? Yargıya gidiyor ve mahkemeden engelleme kararı mı alıyor? Tabii 5651 sayılı kanun kapsamında kişilik haklarım ihlal edildi diyor. 9. madde kapsamında görevlendirilen suç ceza hakimleri, ki ortalama 2015'te 10 bin, 2016 içinde 13 bin tane karar verip 100 bin tane URL Türkiye'den engelli. Sadece haber linkinden bahsediyorum veya sosyal medya içeriğinden. Bunun dışında alan adı bazında baktığımızda Türkiye'den 166 bin tane alan adı, yani Wikipedia bir tanesi. Bunun dışında 166 bin tane alan adı Türkiye'den engelli. Yani otomatik olarak yargı makamları, ki tek hakimler bunlar, suç ceza hakimleri, talepleri kabul ediyorlar. Her aklına esen gidip başvuruyor ve engelleniyor mu, yoksa seçici mi orada yargı? Evet, seçici. Özellikle siyasiler tarafından yapılan başvuruların hepsi kabul edilirken, biz mesela Banu Güven için işte bazı hakaret içeren içerikleri engellemek için başvurduğumuzda yapılan başvurular mesela reddedildi. Yani muhalif kesimden yapılan başvurular reddedilirken ve reddedilirken de ifade özgürlüğü gerekçesiyle reddedilirken
siyasiler tarafından yapılan başvurular ve Cumhurbaşkanı başvuruda bulunursa erişim engellemek için otomatik kabul ediliyor. Tabii Başbakan tarafından. Yani şimdi size bana işte onu çok seviyorlar ya onu. PKK'lı deseler bununla ilgili zor alırsın biraz. Tabii ifade özgürlüğü gerekçesiyle. O da ifade özgürlüğü genelde böyle oluyor. Hatta sadece erişim engelleme için değil, siz soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunduğunuz zaman da otomatikman takipsizlik kararı veriliyor. Yani böyle bir durumdayız. Aslında biz Kerem Altıparmak'la birlikte acaba bir dönem işte savcılar, hakimler ifade özgürlüğüyle ilgili içtihatı bilmiyorlar mı diye naif bir şekilde düşünüyorduk. Fakat öyle olmadığını aslında çok iyi de bildiklerini. Şeyin de etkisi var mı? Onda, yani çok soru geliyor. Soracağım sorularınızı. Tabii. Sormaya devam edin. İleteceğim Yaman Bey ama şunun etkisi var mı? İşte hani bu yargıda çok çalkantı oldu. İşte pek çok hakim mesleği görevden alındı vesaire açığa alındı. İşte hakimler, savcılar bir oraya atanıyorlar, bir buraya atanıyorlar falan. Onun da etkisi var mı? Var tabii. Devamlı yani bizim destek verdiğimiz, takip ettiğimiz davaların büyük bir kısmında yargılamalarda ciddi gecikmeler oluyor. Çünkü hakimlerin yeri değiştiriliyor. Atilla Taş, Murat Aksoy davasına biz ciddi destek verdik. 31 Mart'ta akşam tahliye oldular. Sevindik. Aileler Silivri'ye, kapıya gittiler. Bırakılmadılar. İkinci bir soruşturma açıldı. Ertesi gün o heyet, ağır ceza heyeti, 3 hakim artı duruşma savcısı görevden alındı ve haklarında soruşturma açıldı. Niye tahliye ettiniz diye. Hmm. Dolayısıyla bu tip olaylar oldukça yargı da direkt bir arama veya şey olmasa dahi, iletişim müdahale olmasa gibi demokrasinin kılıcı gibi tepelerinde bu var. Bir de sürülmeyin bana FETÖ'cü denmesin diye herhalde hakimler öyle karar veriyor mu? O da var. Geçen gün bizim oturduğumuz apartmanla ilgili bir davada şahit olarak yer alıyordum. Hakim üçüncü defa değişmiş. Avukatımıza sordum ne oldu diye. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bir hakaret davası açmış orada. Zannedersem Cumhurbaşkanı ile ilgili. Hakim yer değiştirmek durumunda kalmış. Terfi ederek göndermişler çünkü sosyal demokrat bir hakim olduğu söyleniyor. Dolayısıyla hani yargıda bir müdahale var, yargıda bir değişiklik var. Aslında bu kadar baskı olmasa ben yargıya güveniyorum. Hakimlerimiz, savcılarımız karar verebilir. Tabii yani şimdi her sene ortalama 4-5 bin tane Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açılıyor. Bunların hepsinin cezalandırılması da mümkün değil. Yani çok gereksiz soruşturmalar var, önümüze dosyalar geliyor. Buna niye açılmış diyorsunuz? Yani yargılama bile olmaması lazım. Kovuşturmaya, ya aslında orada savcının bakıp ya gerek yok bunu soruşturmaya. Evet, ama demesi lazım. Ya o sorumluluğu almıyor, yargılamaya veriyor. Hakim önüne geldiği Almam zaman bunu, evet o da diyor. Cezayı veriyor. Bu sefer istinafa gidiyorsunuz, istinaf da aynı şeyi söylüyor. Olan vatandaş oluyor. Olan vatandaş oluyor. Evet. Şimdi her telden diye bir izleyicimiz diyor ki hükümet yalnız troller en ufak eleştiri bile emniyet müdürlüğüne ihbarda bulunuyorlar. Evet. Evet. Troller maaşlı para alıyorlar. Onu bilmiyorum tabii kimlerden maaş alıyor falan ama şimdi aslında ben buradan şeye bağlayacağım. Ona şöyle bir soru var yalnız. Oktay Yücel sosyal medyada çok işlenen suçlardan biri nefret suçu. Bununla ilgili herhangi bir takip cezalandırma vakası var mı ya da mekanizma var mı? Yani çok cinsiyetçi yani mesela bana çok cinsiyetçi hakaretler ediliyor. Ya üzüldüğümden falan değil de cinsiyetçi aslında. Evet. Medeni evet. bir ülkede olsa evet. bu insanlar ceza alır bu evet. cinsiyetçi söylemlerinden evet. dolayı. Evet. Medeni ülke olmadığı için burası evet. tabii ki yani almayacak kimse bir ceza ama ne yapsın nefret söylemine denk gelen birisi sosyal medyada? Şimdi biraz önce söylediğim gibi öncelik tamamen devleti. Devlet kurumlarını ki bunun içinde Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere ve hükümeti ve hükümet organlarını emniyeti işte orduyu korumak üzerine kurulmuş. Dolayısıyla bütün açılan soruşturmalar büyük çoğunluğu da bu koruma mekanizmaları ile ilgili suçlarla alakalı oluyor. Onun dışındakilerde bir şikayette bulunduğunuz zaman ki biz kadın gazetecilerle de çalıştık. Yaptığımız başvurularda şunu görüyoruz. Hem tehdit var, cinsel tehdit var. İşte tecavüz ederiz, öldürürüz. İşte PKK'lısın, şusun, busun. Akla gelmeyecek şeyler yapılmıyor. Yani takipsizlik kararı veriyorlar. Bulamayız diyorlar. Nereden bulacağım ablacığım ben bunları diyor. Bu onu diyor. Yani dolayısıyla eşit bir şey yok. Değerlendirme yok. İşte hep bu söylenen şey hani sana evet. bana işlendiği zaman bulamam diyor. Polis de ben nereden evet. bulacağım diyor ama işte Cumhurbaşkanı'na evet. biri
bir şey söylese hemen o bulunuyor falan. Evet, yani mesela biz Büyükada gözaltıları ve tutuklamaları ile ilgili sivil toplumdan arkadaşlarla ilgili olarak yani denemek için hani sonucunu biliyorduk ama Kerem Altıparmak'la beraber işte erişim engelleme talep ettik. Özellikle akşam ve bazı diğer gazetelerde çıkan haberlerle ilgili yani verilmiyor ifade özgürlüğü deniyor. Ceza soruşturması açılsın diyoruz çünkü haberler yalan haberler, içeriği doğru değil. Onların da hepsi şey yapıldı, reddedildi. Yani bir tane ya biz çok kötü hukukçuyuz, bu işi bilmiyoruz ya da hakikaten bir farklı değerlendirme söz konusu. Açılmıyor, soruşturmalar açılmıyor. Hukuk davası açmaktan başka çareniz kalmıyor. O da hem maliyeti yüksek. Yeni Şafak'la akşam yazmıştı işte WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Evet, işte oradaki gazeteci arkadaşlar için Ne oldu o davanın sonucu, bu insanların ajan olmadığı mı ortaya çıktı? Evet, yargılama devam ediyor ama hepsi tahliye edildi. Bir tek Taner Kılıç dışındaki herkes tahliye edildi. Yani zaten ortada da bir şey yoktu. Niye olduğunu da anlayamadık ve aslında hükümetle de bir bağlantısı olmadığı daha sonradan şey yapıldı. Fakat tabii şimdi sivil toplumu çok ciddi etkileyen bir şey. Yani tabii toplantı özgürlüğünüzü etkiliyor. Yani akademisyen olarak, sivil toplumcu olarak biz de bu toplantılara katılıyoruz. Katılmaya da devam ediyoruz. Yani burada bir ortada bir şey yok. Hayır, bir de bakın insanlara bir şey atılmış oluyor. Burada bir iftira atılmış oluyor. İşte orada hükümete yakın gazeteler manşet atmış oluyor. İşte ajanlar fotoğraflarını koyarak falan. Evet. Şimdi herkes yargı sürecini takip etmiyor ki. Çünkü bu insanların tahliye edildiğini yazmıyor aynı gazeteler. Evet. Dolayısıyla işte ne bileyim Henry Barkey mesela Türkiye üzerine çalışan akademisyenlerden bir tanesi. Şimdi pek çok insanın gözünde bir casusmuş gibi. Ve muhtemelen Türkiye'ye gelmeyecektir bir daha falan. Yani böyle de bir insanlara çamur atılmış ve izi kalmış oluyor aslında. Bu aslında tutuklu gazetecilerin büyük bir kısmı için de söylenebilir. Biz bunu bizzat Murat Aksoy, Atilla Taş, Mahir Kanaat ve Tunca Öğreten dosyalarında da gördük. Yani alınıyorlar, evleri basılıyor, gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. O aşamada zaten dosyayı göstermiyorlar size, gizlilik kararı var diyorlar. Yani o aşamada kuvvetli bir suç şüphesi var mı yok mu belli değilken aylar sonra ancak iddianame yazıldıktan sonra dosyayı gördüğümüzde işte attıkları tweetler, yazdıkları haberler, Atilla Taş'ın 5-6 sene önce attığı tweetler ki o dönem attığı tweetler 2-3 kişi tarafından retweet yapılmış, şimdiki kadar popüler olmadığı dönemde ve bunlar soruluyor. Yani bu isnat edilen suçlar da çok ciddi suçlar. İşte darbe yapmakla suçlanıyorsunuz. Evet. Cezası nedir diye baktığınız zaman işte 2x müebbet oluyor. Yani hani ne yapmış Atilla Taş diye dosyayı açıp baktığınızda işte efendim bazı gazete yazıları yazmış, bazı tweetler atmış. Başka da bir şey yok. Baylok yok, başka bir şey yok, hiçbir şey yok. Yani örgüt üyeliğiyle ve yani bir 20-21 kişi aynı odaya konmuş. Hiçbiri birbirine, yani bir kısmı kendisini ki birbirlerini gazetecilik camiasından tanıyor ama Atilla Taş savunmasında demiştik yani ben daha ünlü biriyim, arkadaşlar belki beni tanır ama ben hiçbirini tanımıyorum demişti. Yani bu ne biçim örgüt üyeliği? Ve belli değil. Yani çok ciddi tutarsızlıklar var. Ve dolayısıyla insanların da hayatlarının önemli bir kısmı ailelerinden ayrı bir şekilde Silivri cezaevinde geçiyor. Maalesef. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Maalesef. Evet. Şimdi bir başlıklarımızdan bir tanesi. Torba içinde bütçe komisyonuna giden bu Türkiye'nin de konuştuğu mesele internete rütük denetimi. Birincisi bütçe komisyonu ne alaka diye soracağım size. Niçin bütçe komisyonuna gidiyor? İnternet şeyinin ne alakası var bütçe komisyonuyla? Kısa cevap, kel alaka. Şimdi bu torba yasalar, zaten torba yasaların amacı da meclisten bu yasaları çok hızlı bir şekilde geçirmek. Fazla da komisyona girmeden. Burada da en az sorunlu olabilecek komisyon bütçe komisyonu. Bütçe komisyonunda da zaten yani içinde vergi kanunu ile ilgili madde de var, petrol kanunu ile ilgili madde de var. Araya da internet sıkışmış. Garo Paylan, bir de Ertuğrul Kürkçü var bütçe komisyonunda. Onlar hemen zaten itiraz etmişler şeylere, tutanaklara dün baktığımda gördüm. Oradaki tartışmalarda devam ediyorlar. Bir, bu maddenin niye torba kanununda işi var? İki, niye bu daha geniş kapsamlı bir konuyla ilgili bir komisyonda görüşülmüyor diye. Çünkü hakikaten karşımızda çok ciddi bir sansür tehlikesi var. RTÜK kanununa eklenmesi düşünülen bu maddeyle. Nasıl olur? Yani bu geçerse ki herhalde geçecek muhtemelen. Yani parlamento öyle bir halde. Çünkü geçecek, ne olacak sonra?
Şimdi zaten aslında medyadan bu işi takip ettiğiniz zaman sanki Türkiye'de internet sansürü yokmuş da yeni bir sansür birdenbire internet sansürlenecekmiş gibi bir algı oluştu. Fakat zaten internetimiz çok sansürlü. Biraz önce Wikipedia örneğini onun için verdim. 2008-2010 arasında 2,5 yıl boyunca YouTube platformuna Türkiye'den erişim engellendi. Twitter, YouTube yine 2014 yerel seçimlerinden önce engellendi ve sık sık bu karşımıza çıkan binlerce haber içeriğinin engellendi. Sendika Org'a 61 defa, demokrasi.com'a 51 defa, Kürt haber sitelerine gündelik olarak erişim engellenen bir ülkede yaşıyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Ya şimdi bunun üzerine bir de üst kurul, yani radyo televizyon üst kurulu. Aslında radyo televizyon üst kurulunun rolü işte frekans sorunu olan alanlarda radyo ve televizyon için lisans verme ve onları kontrol etmek. İnternette frekans sorunu yok ki. İnternette isteyen istediği gibi yayın yapar. Tamamen TCP/IP protokolü üzerinden yayın yapılan bir platform. Deutsche Welle de bu yayını yapıyor. Aynen. İşte Medyascope da yapıyor. BBC de yapıyor. Burada şöyle bir durum var. Yani Türkiye'yi hedef alan Türkçe yayınlar veya ticari anlamda Türkçe olmasa dahi Türkiye'ye yayın yapan kuruluşlar dediğiniz zaman her şeyi kapsıyor bu. BBC Türkçe'yi de kapsar. Deutsche Welle'nin şu anda yaptığınız yayınını da kapsar, işte Netflix'i de kapsar, CNN International'ı da kapsar. Yazılıyı değil, görseli mi kapsayacak, yazılıyı da kapsayacak mı? Yazılı da zaten 5651 sayılı kanunun tamamen geçerli. Hmm. Yani kişilik haklarının ihlali veya devletin milli güvenliği, kamu düzenini korumak için zaten erişim engelleme yetkisi suç ceza hakimlerine verilmiş. Buradaki tartışma daha vahim. Çünkü lisansınız yok diyecekler size. Yani yarın öbür gün bu kanun lisansınız yok diyecek. Deutsche Welle lisans için başvuracak. Başvurunuz reddedilecek veya varsa lisansınız işte bu programı yaptınız, Yaman Akdeniz'de konuştunuz, hükümeti eleştiriyor diye yayını kaldırın sitenizden diyecekler. Kaldırmazsanız lisansınız iptal edilecek. Ondan o zaman sonra yeni bir başlıkta bir lisans, internet yayıncılığı lisansı mı getirilecek? Evet, evet, öyle olacak. Evet, evet. Bu ama lisans gerekmeyen bir alanda, yani dünyadaki bütün televizyon, radyo televizyon lisans tartışmaları karasal yayınlar açısından var. Frekans yok. Yani işte FM frekansları bellidir. 76.4'ten 10 kişi birden yayın yapamıyor. Dolayısıyla bunun için lisans kuralları, kanunlar, uygulamalar getirmiş. Bu internet için geçerli bir şey değil. Ve bunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddeyle ilgili içtihatına da baktığınız zaman kesinlikle bu kural uygundur diyemeyiz. Kaldı ki topyekin engelleme yapılacak. Yani retükleyecek ki Deutsche Welle'nin ya da BBC Türkçe'nin artı gerçeğin yarın öbür gün Medyascope için diyecek lisansları yok ya da lisanslarını iptal ettim. Dolayısıyla yayınlarını tamamen durdurun diyecekler. Hı hı. Yani, ve topyekin engelleme yoluna gidilecek. Bu demokratik toplum... O zaman yine URL'den mi engelleyecek? Hayır, topyekin alan adı bazında engelleyecek. Nereden yayın yapıyorsanız, doğçeveli.com'sa oradan ya da işte alt başlığı varsa Türkçe yayın için veya bu programın yayınlandığı bir YouTube kanalınız var. Adresini Twitter'da paylaştınız. Evet. Orayı engelleme yapacak. Tamamen engelleme bir yapacak. İzleyicimiz diyor ki İbrahim Dikmen, Türkiye'de problemlerle başa çıkma yolu bir sorun varsa sorunu meydana getiren faktörler ortadan kaldırılır. Hükümet evet. Vatandaşa hizmet etmiş olur diyor. Yani doğru. Şimdi bu dediğiniz çok vahim tabii. Hani bizim gibi yayıncılık yapanlar için. Muhtemelen şu da fark edildi herhalde. Hani internet yayıncılığının öneminin artması meselesi. Evet. İşte merkez medyada insanların tartışma ortamına ulaşamıyor olması, bilgiye ulaşamıyor olması meselesi falan. O zaman hani merkez medyada bizim başımız kel mi diyecektir herhalde günün sonunda. Bu, ama bu tartışmayı, şu yaptığımız programı artık merkez medyada yapma ihtimali kalmadı Türkiye'de. Yok. Bunu konuşamayız. Hem bu uzunlukta olsun, hem bu detaylıkta, hem açık açık mümkün değil. Şimdi bir de işin şu tarafı var. Evet, mesela Murat Bey diyor ki misal Periskop'tan yapılan yayınlar keyfi bir şekilde engellenebilecek mi? Şimdi işin zor tarafı da var. Peki YouTube'dan engelledin, Periskop'tan nasıl engelleyeceksin? Evet. Ben Twitter adresinden şimdi basabilirim bu yayını Periskop'tan. Tabii, nasıl tabii. engelleyecek onu? İşte, benim Twitter adresimi mi kapatacak? Nasıl olacak? Twitter'a diyecek, sen kapat diyecek veya o yayın adresiyle ilgili engelleme kararı talep tamam, edecek. Tamam, benim hesabımı kapatacak evet, o zaman. Evet, onu artık Twitter yapar mı yapmaz mı? Zaten Periskop'un kendi ana hesabı şeyi Türkiye'den engelli. Bir başka bir Periskop şirketiyle hukuki sorunu var Twitter'ın. Mi? Evet.
marka ihlali konusunda. Ama yani sonuçta şöyle bir şey var. Kanun maddesinden de her şey anlaşılmıyor. Yani, ya bir de bu o kadar televizyon gibi değil ki, bu o kadar çeşitli ve hızlı bir alan ki, evet, internet yayıncılığı. Evet, evet. Nereden tutacaksınız, ne yapacaksınız? Aslında elle tutulu bir tarafı yok. Zaten vahim olan da o. Yani olmaması gereken, demokratik toplumlarda olmaması gereken bir kanun maddesini tartışmaya çalışıyoruz ki mümkün değil bunu şey yapmak, mantıklı mesela olarak açıklamak. Mesela şöyle durumlarda ne oldu? Yani mesela işte Instagram'ın da var live mesela, evet, canlı. Evet. Ve hepsini birbirine bağlı kullanıyorsun aslında. Evet. İşte mesela genellikle hani yayın kuruluşları böyle bir terör saldırısı olduğu zaman, kanlı bir şey olduğu zaman falan, 11 Eylül'de de bu olmuştu ya, yayın kuruluşları bir araya geldiler, bir daha bu görüntüleri yayınlamayalım diye bir karar, evet, aldılar vesaire. Ya da işte terör saldırısı olunca merkez medya asla yayınlamaz kanlı görüntüleri, işte halkın morali bozulmasın, terörün o koreografisine hizmet etmesin diye. Şimdi mesela bu konuda ne oluyor dünyada? Uygulaması ne? Bir terör saldırısı oldu ve oradakiler Instagram'dan canlı yayına çıktılar mesela. Ne, evet, oluyor? Uygulama ne? Bu tip Türkiye'deki şekilde erişim engelleme uygulamaları zaten çok sıklıkla karşımıza çıkan mekanizmalar değil. Yani Avrupa'ya baktığınız zaman tüm dertleri işte çocukları zararlı içerikten korumak adı altında bazı içeriklere erişim engellenmesi, özellikle nefret söylemiyle ilgili Almanya'da mesela engelleme yapılıyor. Hı hı. Veya telif hakları ihlali açısından, hı, özellikle film ve müzik sektörü, mesela şimdi Oscar'lar yaklaşırken Oscar'lı bütün filmlerin dijital kopyaları internete düşmüş bir durumda. İşte bunları engellemeye çalışma var ama bu da çok uzun yıllardır becerilemeyen, yapılamayan bir şeydir. Sonuçta interneti ve dijital ortamda paylaşılan bilgileri engellemek zaten mümkün değil. Yani bir kere çıktıktan sonra, biraz önce söylediğim gibi cin şişeden çıktıktan sonra artık onun geri dönüşü yok. Mümkün değil. Bir kere zaten elektronik olarak çıkmış. Dolayısıyla burada çok büyük sorunlar var. Ama Türkiye'nin yaklaşımı tamamen siyasi. Yani buradaki mesele söylenmesi ve altına vurgu yapılması gereken mesele lisans sorunu değil. Çünkü lisans sorunu yok internette. Lisans sorunu olmayan bir medyada RETÜK'ün, yani Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ne işi var? Hiçbir işi yok. Dolayısıyla ne yetkilendirmesi lazım, ne de böyle bir maddenin meclisten geçmemesi şimdi lazım. Şimdi dizi platformlarını merak ediyor izleyiciler işte. Mesela Apple TV, ne oluyor? Netflix. Evet. Yani şöyle şeyler oluyor ya, bir tane duyarlı vatandaş bir mene telefon ediyor. Ya evet, Netflix'te öpüşüyorlar, ben rahatsız, evet, oldum falan diyor mesela. Veya Designated Survivor'ın işte Türkiye ile ilgili çok tartışılan bölümü mesela. Evet. Ha, işte falan. Şimdi ne olacak o zaman? Bu geldi, bunu Türk denetliyor. İşte Netflix'i mi arayacak? Öpüştürmeyin, öpüşmeleri sansürleyin, evet, Türkiye şeyini diyecek. Biz yine... Ya da belli bir bölümü, hmm, bir dizinin bir bölümünü veya yarın öbür gün bütün bir diziyi. Mesela Behzat Ç de var şimdi şeyde. Mesela Black Mirror diyecek. FETÖ'cülere burada bilmem ne varmış diyecek, izleyemeyeceğiz. Veya mesela işte artık medyada, normal televizyon kanallarında göremediğimiz bir dizi. Behzat Ç olabilir, başka bir şey olabilir. Hmm. Yarın öbür gün diyecek ki yayınlama bunu burada diyecek. Ha tabii, burada aslında yabancılardan çok, yani aslında Netflix, Apple'dan çok. İşte Puhu'su, Blue TV'si, hepsi falan işin, evet, içine girecek. Hepsi işin içine girecek. Çünkü ve birdenbire bunların hepsi RETÜK kapsamına girmiş olacak. Aynen. Evet. Şimdi orada tabii doğru. Çünkü daha özgür bir platform, alkol gösterebiliyor. Şimdi aslında bu işin, hani bir televizyoncu olarak da söyleyeyim. Şimdi bu işte alkol gösterilmeyince, seks gösterilmeyince ne oluyor? İşin yani sanatsal bağlamından kopuyor. Evet. Yani bazen bir oradaki karakterin gidip spesifik bir viskiyi bardan istemesi bir şey anlatır yani sanatsal olarak. Evet. Ama tabii o tırpanlanıyor, bu tırpanlanıyor. Böyle sası bir şeyler kalıyor ortalıkta. Tabii yani. Mesela ben Behzat Ç'yi seyrederdim. Onu şimdi Star'da çıkardım. Seyrettiğiniz zaman işte ne dediklerini anlarsınız, ne içtiklerini şey yaparsınız. Behzat Ç küfrettikçe bip 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 olur. Şeyi takip etmeniz mümkün olmaz. Şunu da söylemekte yarar var. Şimdi RETÜK, hı, üyelerine baktığımız zaman da dağılım. 5 tane AKP, 2 tane MHP, 2 tane CHP, 0 HDP üyesi var. Yani 9 üyenin 5'i AKP'li, 2'si MHP'li ve AKP-MHP siyaseten de yakın olduğunu düşünürsek 7-2'lik bir durum, çok dengesiz bir yapısı var. Şimdi bunun yeni bir siyasi sansür mekanizması ya da ahtapotaya eklenen yeni bir kol olarak değerlendirmekten başka bir şey ben açıkçası düşünemiyorum bu yapıda. Ve bu yapının içine sokulmaya çalışılıyor internet. Şimdi Okan Duran'ın burada sorusu örtüşecek. Dizilerde, filmlerde sigara, alkol sansürlü, silah niye sansürlenmiyor diyor acaba? Hı. Burada da işte alınan kararların siyasi olduğunu görüyoruz, evet, aslında. Evet. Yani. Ve tabii şöyle bir şey var. Bunun çok tartışılması gereken bir konu.
Yani işte ilk başta internet erişimi engellenirken de çocukları zararlı içerikten koruyacağız. Tam bütün amacı oydu 2007 Mayıs'ında ilk başta. Ama işin içine Atatürk'ü koruma kanununda sokulduktan sonra işte 2,5 yıl boyunca YouTube engellendi. Ondan sonra 17-25 Aralık'tan hemen sonra Şubat 2014'te kişilik haklarının korunması ve özel hayatın gizliliği maddeleri getirildi. Vatandaşı korumak istiyoruz dediler ama asıl amaç daha büyük çocukları korumak. Yani siyasetçilerin işte hakkında soruşturma yapılan bakanların çocuklarını koruma amacıyla getirilmiş bir yapıydı. Ondan sonra yeni bir 8A maddesi eklenerek devletin güvenliği, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve yürütme organı olan başbakanlık ve ilgili bakanlıklara yetki vererek. Yani bugün sendika orgun 61 defa engellenmesini talep eden 61 defa başbakanlık. Yani bunu başbakanlık talep ediyor. Bu çok yani burada bir sendika orgun engellenmesinde veya bir Wikipedia'nın engellenmesinde üstün bir milli güvenlik yararı ya da kamu düzenini koruma yok. Bu siyasi sansür mekanizması ve o şekilde kullanılıyor. Böyle yıl yıl takip ettik aslında biz bu sansür mekanizmasını. Herhalde Gezi'den sonra, 2013'ten sonra işi koptu gidiyor ama öyle mi oldu? Gezi'den sonra aslında yöntemler de değişmeye başladı. Yani Gezi'ye kadar ve halen devam eden süreçte erişim engelleme zaten sıklıkla kullanılıyor. Bu da RETÜK kanunu tasarısı da onun bir devamı. Ama özellikle Gezi olaylarından sonra biz sosyal medya platformlarını kullanan kişilerin işte soruşturulmasını, yargılanmasını, haklarında hukuk davası açılmasını, Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçe'nin kendi açıklaması var. İşte 3000 kişiyle ilgili şikayette bulundum diye. İşte keza Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları ortalama 4000-5000 tane her sene dava açılmaya başladı. Bunların büyük bir çoğunluğu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar. Hatta bir şey like ediyorsunuz Facebook'ta, hemen duyarlı bir vatandaş sizi şikayet ediyor profiliniz açıksa. Evet. Bir de o var, meşhur Gollum davası var Aydın'da bir nedir doktorla o? İlgili. İşte şeyin başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir resminin Gollum'un Lord of the Rings'deki karakterle yan yana konulması. Ya baktığınız zaman hani mizahi anlamda başka bir ülkede olsa normalde gülüp geçeceğiniz bir içerik. Burada yargılama sonucu. Sadece yargılanmıyorsunuz ceza davası olarak. İşte mesleki anlamda da hakkınızda hemen idari soruşturma açılıyor. Yani işte Türkiye'deki durum bu zaten. Birçok akademisyen arkadaşımız işte Barış İçin Akademisyenler metnini imzaladığı için hemen terör propagandasıyla soruşturulmaya başlandılar. Haklarında disiplin soruşturmaları açıldı. Büyük bir kısım 15 Temmuz sonrasındaki kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edildiler. Yani orada şey oldu o zaman, bir şey herhalde Gezi bir dönüm noktası, 15 Temmuz ve şimdi Afrin operasyonunda bir ayrı dönüm noktası herhalde. Evet, işte Türk Tabipler Birliği'ne yapılan operasyon. İşte bir açıklama yaptılar. Yani hani zaten çok fazla bilgi paylaşan kalmadı. Çünkü çok ciddi, bütün bunların etkisi ciddi bir korku. Herkes korkuyor. Programdan önce sizinle ilgili atılan tweetlere de bakıyordum. Korkmuyor musunuz diyorlar. Bana da çok sorulmaya başlandı. Hatta delisiniz diyorlar. Yani hani yakın çevremde de bunu söyleyenler oluyor. Dolayısıyla konuşan insan da kalmadı zaten. Çünkü konuşma platformlarımız kalmadı. RETÜK kanunu da bu platformu daha da daraltmayı hedefliyor. Yani yarın öbür gün burada oturup Doğu Çevre'yle için de biz bunu konuşamayabiliriz. Konuşamayabiliriz. Şimdi Devrim Kurnaz güzel bir soru sormuş. VPN işe yarar mı? Bu işte RETÜK sansürü. Evet. Şimdi tabii şöyle, hep teknolojinin karşıtı olarak çözüm teknoloji olmuştur. İşte Wikipedia'da da başına sıfır koyuyorsunuz, giriyorsunuz. Ben ne zaman Wikipedia sansürü devam ediyor desem Twitter platformunda, hemen bir duyarlı vatandaşımız diyor ki başına sıfır koy, giriyorsun ve de VPN koy. Mesele o değil. Yani Türkiye'nin başına da sıfır koyunca Türkiye düzeliyor mu? Düzelmiyor. Ben de bunu söyledim geçenlerde. Dolayısıyla evet, VPN bir geçici bir çözümdür. Ama VPN neyi sağlar? İşte Deutsche Welle'nin sitesine girmenizi sağlar. Ama Deutsche Welle eğer Türkiye'den erişime engelli olursa siz burada oturup program yapamayacaksınız. O da buradaki operasyonunu kapatacak veya tamamen Almanya üzerinden yapacak. Yarın öbür gün onlar da politikalarını değiştirecekler. Ve şunu da unutmamak lazım ki VPN kullanımı sadece belli bir kesimin, yani çok az kişi teknik anlamda nasıl VPN kullanacağını biliyor. Kaldı ki ticari anlamda çok sayıda VPN şirketinin web sitesi de Türkiye'den engelli.
Yani satın almaya çalıştığınız bazı VPN firmaları, Express VPN mesela aklıma gelen, Private Internet Access bir diğer devamlı örnek. Bir savaş yani. Evet, evet. Bu VPN çok adresi, çok popüler olursa devlet onun da tabii tabii onların da peşine düşüyor. Tabii onu da engellemeye yani çalışıyor. Yani sonu alınmaz bir şey. Peki güzel bir soru var bu RTÜK meselesiyle ilgili. Kemal Bey diyor ki RTÜK'ün bir üstüne, RTÜK'ün nereye şikayet edebiliriz? Şimdi RTÜK işte bir şeyi sansürledi, dizideki şeyi, bira içilmesi sansürledi. Ben de diyorum ki kardeşim bu ifade özgürlüğüne aykırı, benim işte haber alma özgürlüğüme aykırı diyorum. Ben RTÜK'ü nereye şikayet edebilirim? Yani işte idari yargıda dava açılabilir. Şimdi bu madde kanunlaşırsa zaten engellemeyi RTÜK yapmayacak. RTÜK talep edecek, suç ceza hakimleri yapacak. Suç ceza hakiminin aldığı karara karşı itiraz edeceksiniz. Suç ceza hakimi size diyecek ki ya içeriğiyle ilgili ben bir engelleme yapmadım ki, Doğu Çevreli'yi ben de severim ama lisansı yokmuş diyecek. Lisansı olmadığı için engelledim diyecek. Dolayısıyla mesela biz şimdi yaptığımız çeşitli başvurularda işte Sendika.org için veya Diken için diyoruz ki işte siyasi ifade özgürlüğü kapsamındadır, hakaret yoktur, işte devleti tehdit eden bir içerik yoktur ya da Cumhurbaşkanı'na hakaret yoktur diyoruz. Şimdi diğer taraftan böyle bir yeni tip engellemede lisansı yoktur dediği zaman biz lisansı vardır diyemeyeceğimize göre gene sorun var ama yani. Siyasi anlamda bu bir sansürdür denilecek. İtiraz reddedildiği zaman ne yapacaksınız? Anayasa Mahkemesi'ne gideceksiniz. Anayasa Mahkemesi'ne bizim 2015 başında yaptığımız başvurular hala karara bağlanmadı. Yani ya Kerem Altı Bunu sorayım. Anayasa Mahkemesi artık fonksiyonsuz mu? Tamamıyla ne dersiniz? Valla Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararlarından sonra öyle bir durum söz konusu. Ve bu tabii çok ciddi bir problem. Yani Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmıyor olması çok vahim. Uygulanmamasının ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin bir açıklama yapmaması veya tekrardan yapılan başvuruları derhal karara bağlamaması, çünkü Mehmet Altan ve Şahin Alpay için tekrardan avukatları tarafından yapılmış başvurulara öncelik vereceğini açıklamış Anayasa Mahkemesi ama hala karara bağlanmış bir şey yok. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin sesini çıkarması gerekirken işte sessiz kaldı. Şimdi tamamen top Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dönmüş durumda. Evet. Yani özellikle Mehmet Altan ve Şahin Alpay dosyalarında, başvurularında yakın tarihte yani Şubat sonu Mart gibi çok ciddi ihlal kararı verme olasılığı ortaya şöyle çıktı. Şöyle de bir taraf var. Yani. Tamam herkes Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu dosyalara bakıyor. Muhtemelen de Türkiye hakkında çok ihlal kararı alınacak deniyor ama sonra ne olacak ki? Evet, tabii onların da uygulanmama ihtimali var. Ama tabii oradaki süreç Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üyeliğini de tehlikeye düşürecek nitelikte olabilir. Yani buradaki mesele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye edilsinler de dediği anda tahliye edilmek durumundalar. Etmezlerse de zaten şu anda anayasal bir kriz var aslında. Anayasa Mahkemesi de bunu demişken. İşte, tamamen siyasi bir krize düşecektir Türkiye. Artık ama Türkiye siyasi krizlere zaten fazlasıyla bağışıklı değil evet, mi? Evet, öyle tabii. Yani bunun ucu ne olur? Türkiye'nin batıdan soyutlanması. Evet, aynen öyle. O da iktidarın içine gelen bir şeyse. Dolayısıyla aslında ahimden de çok medet ummamak lazım maalesef mi yani? Ben burada şeytan yani kötü haber şeysi gibi oluyorum ama. Evet ama yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımama ya da kararını uygulamama gibi bir lüksümüz olduğunu ben artık düşünmüyorum. Yani ondan sonraki senaryoyu da düşünmek istemiyorum açıkçası. Ama artık geri dönülemez bir yola gireceğiz. Ama Türkiye'nin de bu kadar ben Avrupa'dan, Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Birliği'nden kopmak istediğini de düşünmüyorum. Çünkü aslında hep böyle bir kendimizi meşru kılma çabası da var tamamen siyasi anlamda. Gidebilecek başka bir yerimiz de yok. Bir taraftan demokratikleşme diyoruz. Bir taraftan da bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi çok önemli bir mahkemenin daha üstü yok. Hani biraz önce RTÜK'ün üstü var mı diye konuştuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üstü yok. Hı hı. Dolayısıyla oradan çıkacak kararlar da sadece finansal anlamda, maddi anlamda ihlal kararı olmayacak. Tahliye olsunlar diyecek başta. Arkasından Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili başvurular karara benzer şekilde bağlanacak. Başka gazetecilerin bizim özellikle Murat Aksoy ve Atilla Taş için yaptığımız başvurular, Tunca Öğreten için, Mahir Kanaat için yaptığımız başvurular, bunların hepsi benzer şekilde tahliye olmalarına rağmen şimdi bu yeni durumda ihlal kararı verilme olasılığı
Yükseldi. Bu da... Vallahi Ertan Akkoç diyor ki bir izleyicimiz Avrupa İnsan Hakları'nın bir faydasını görmedim diyor. Evet. Bilmiyorum bir şey mi geçti başından ama geçse de geçmiş olsun. Yani tabii şey aslında çok yavaş işleyen bir mekanizma bunlar. Aynısı Anayasa Mahkemesi için de söylenebilir. Hep iş yoğunluğunu bahane ediyorlar ama tabii kendi içlerinde de öncelik politikaları var. Şimdi biz Kasım 2016'da yaptığımız Atilla Taş, Murat Aksoy başvuruları ki ilk başvurulardır AİHM'e. Yani Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesini beklemeden yaptığımız başvurulardır. İşte aradan geçen zamanda hala karara bağlanmadı. İşte karara bağlanınca Türkiye'yi tazminata mahkum edebilecek. Sadece tazminata değil ama tutuklu olanların tahliye edilmesini de karara bağlayabilir. Derhal serbest bırakılsınlar diyebilir önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tabii evet. Çünkü tutuklu olanlar için söylüyorum. Şimdi Mehmet Altan, Şahin Alpay, Ahmet Altan, diğer Nazlı Olacak onların da başvuruları var. Onlar da tahliye kararı verebilir. Şimdi bu çok konuşuldu bu AYM kararının uygulanmamasından sonra. Artık AYM bir hukuk yolu olarak görülmeyip direkt daha alt derece mahkemeden direkt insanlar AİHM'e gitmeye başlayabilir diye. Böyle bir süreç başladı mı, oldu mu böyle bir şey? Tabii, yani biz bunu artık düşünüyoruz. Çünkü hani mevcut mekanizmada olduğu için Avrupa Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak bence hala şart. Fakat eş zamanlı olarak gecikmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de etkili bir iç hukuk yolu olmadığı iddiasıyla başvurulabilir. Anladım. Şimdi bu RTÜK meselesine dönecek olursak başka bir mesele burada. İşte RTÜK ne yapar? Hani ben de yayıncılığımdan biliyorum. Bir yayın durdurma cezası verebiliyor, para cezası kesebiliyor. Aslında evet. Son dönemde yayın durdurma çok vermiyordu RTÜK, para cezası daha çok veriyordu. Evet. Daha çok can yaktığı için muhtemelen. Şimdi mesela böyle bir para cezası, internet yayıncılığı daha küçük bir mecra, evet, kar edilmeyen bir mecra. Evet. Asıl belki de bu para cezası belini kıracaktır mesela böyle bir durumda. Burada ama onu koymamış, haklısınız ama baktığımız zaman bu tasarım metnine burada lisansı olmayan ya da lisansı iptal edilenin yayınının erişime engellenmesi talebi ya da yetkisi üst kurula verilmiş ve derhal üst kurul şeye gidecek. Suç ceza hakimine gidecek. Çünkü şöyle bir durum da var. Aslında o biraz önce işte yayın durdurma ya da para cezası verebileceği kurum ve kuruluşlar, yayıncılar Türkiye'de zaten. Yani onlardan para alabilirsiniz. Yayınlarını durdurmaya zorlayabilirsiniz. Ama Deutsche Welle'nin Türkiye ofisi yoksa ya da BBC Türkçe'nin veya işte Artı Gerçek dışarıdan yayın yapıyor. Bunlara para cezası kesseniz zaten bir etkisi olmayacak. Ne etkili olacaktır diye düşünmüşler. Ha, erişim engelleme etkili olacaktır diye bu yola gitmişler. Anladım. Yani bunu anlıyoruz şeyden. Şimdi burada tabii bu işte torbadan çıkınca bu şu çok söylendi. Adnan Oktar'a karşı, evet, onun kanalına karşı bir önlem diye sunuluyor. Çok enteresan. Ya o da o kadar ilginç ki herhalde siyasiler veya bürokratlar başlığı nasıl veriyorsa gazeteler de öyle atıyor herhalde. Çünkü bir gazeteci yani, evet, sadece bununla ilgili olmadığını bilir ama bütün şeyler, internet siteleri Adnan Oktar'a önlem. İlk başta bu şekilde lanse edildi, evet. Yani sanki Adnan öyle Oktar'la ilgili diye. Hayır, ben öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Kaldı ki o haberlerden birkaç gün sonra işte Adnan Oktar'ın televizyon kanalına RTÜK tarafından idari para cezası verildiği de açıklandı. Dolayısıyla sorunun Adnan Oktar olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki isteseler de işte müstehcen yayın yapıyor diye veya işte kişilik haklarını ihlal ediyor diye sitesine ya da kanalına erişim engellenmesi zaten mümkündü. Yani zaten mevcut sistem engelleme ve sansürlemeye müsait. Hı hı. Fazlasıyla müsait. Böyle bir sistem varken sanki hani hukuken bir boşluk varmış da bu boşluğun RTÜK'e verilecek bir yetkiyle doldurulması gerekiyormuş gibi bir şey yok. Yani baktığınız zaman işte... Ya bu tamamen propaganda tabii. Evet. Hani kimsenin itiraz etmeyeceğini düşündükleri, evet, bir şey buluyorlar. Evet. Ya aslında bu önlem buna karşı. Herkes de aa tamam o zaman falan. Evet. Ya da işte diyorlar ya mesela bir önlem alınıyor. Ya bu FETÖ'ye karşı. Evet. Aa FETÖ'ye, evet, ise tamam falan. Hani Sağlık Bakanlığı'na verilmiş bir erişim engelleme yetkisi de var. Yani işte böyle işte hani bazı işte zayıflama için kullanılan ilaçlar olsun, işte cinsel içerikli bazı ilaçlar olsun, bal, işte şu çaydı, bu çayı içersen işte şu kadar kilo kaybedersin, bunları engellemek için bir, yani sağlığa zararlı olan bazı ilaç ve diğer şeylerin engellenmesi yetkisi verilmiş. Yani bakıyorsunuz uygulamada imgur.com platformu ki dünyanın en büyük resim platformlarından bir tanesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından erişim engellenme ne alakası var diyorsunuz. Bakıyorsunuz bir tane resim, orada da bir ilaç reklamı. Bir tane resim, milyonlarca resim arasında işte Sağlık Bakanlığı tarafından erişim engellenmesi
edilmesi talep edilmiş. Bahane bulunmuş ama yani biz Kerem Altıparmak'ta şimdi dava açtık. Yani idari yargı yoluna gittik. Bir tarafta Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz, öbür tarafta Sağlık Bakanlığı ve Erişim Sağlayıcılar Birliği. Çünkü ikisi birden bu engellemeyi yapıyor. İmgur platformunu açtırmaya çalışıyoruz. Ve yıllarca bu devam edecek. Sağlık Bakanlığı da mahkemeye mi gidiyor bu kapatmayı yapmak için? Onlar da kendi yetkisi var. Kendi karar alıyor. İdari karar alıyor. Yani mahkemeye gitmesine gerek yok. Kendisi alıyor kararı. Nereye yetkilendirmiş. İşte Erişim Sağlayıcılar Birliği'ne yazıyor. Aslında onun da bu olayla bir ilgisi yok. O da ayrı bir konu. Yazıyor, engelleyin diyor. O da engelliyor. Yani ikili arada bir yazışma, kararlara ulaşmak bir mesele. Kararı görmüyorsunuz. Kararlar sitede yayınlanmıyor. Sadece imgur.com'a girmeye çalıştığınızda işte Sağlık Bakanlığı'nın bilmem ne tarihli, bilmem ne sayılı kararıyla erişim engellenmiştir diyor. Başka bir bilgi de yok. Yani yargıda şeffaflık da yok. Kararlara da ulaşmak mümkün değil. Zaten karara da ulaşabilmek için dava açtık. Yani biz Kerem Altıparmak'ta 2010 yılında Playboy için dava açtık mesela. O zaman da müstehcen içerik, çocuklara zararlı içerik diye erişime engellenmişti. Biz de dedik ki biz yetişkiniz, biz bu siteye girmek istiyoruz diye dava açtık. Hatta o zaman basında çok dalga geçmişlerdi. Yani Playboy için akademik mücadele gibi başlıklar atılmıştı. Playboy artık müstehcen içerik basmamaya başladı. Yani yayın politikasını değiştirdi. Hala Türkiye'den erişim engelli. Ve biz 8 sene oldu. Dosya Danıştay'da bekliyor. Yani süreç böyle. Hani bir unutuluyor taraf unutuluyor mu bir de? Unutuluyor, gidiyor. Unutuluyor, mu? Gidiyor. Yani ömrümüz yeter mi bu davada? Şimdi İmgur için bir mücadeleye girdik mesela. Önümüzdeki 7-8 sene biz bu imgur.com'un açılması için belki mücadele vereceğiz. Zaten hani yargı üzerinde baskı olmasa, siyasi anlamda tamamen bağımsız bir yargımız olsa dahi internetle ilgili başvurularda, yargılamalarda yavaş kalıyor yargı. Hem onu iç yargımız. Burada hani özel bir belki bu işler nasıl oluyor dünyada? Örneği var mı? İşte bilişim mahkemeleri falan mı oluyor? Bu işte uzman, savcı, hakimin olduğu böyle bir uygulama var mı? Yok. Yani spesifik bir konu olduğu için söylüyorum. Yok. Ve gördüğüm kadarıyla da yaşı daha büyük çene olan yargı mensupları çok bilemiyor. Evet. Ama öyle bir taraftan öyle diyoruz ama bir taraftan da işte mesela 5651 sayılı kanuna baktığımız zaman işte kişilik haklarının ihlaliyle ilgili başvuruyu diyor. Hakim 24 saat içinde karara bağlar diyor. Yani hızlı, fast track bir mekanizma kurulmuş engelleme için. Ondan sonra biz ertesi gün itiraz ediyoruz. 15 gün, bazen 3 hafta karar gelmiyor. Yani itirazla ilgili karar için hızlı bir mekanizma yok. Ondan sonra zaten ancak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorsunuz. 4 sene Anayasa Mahkemesi karar verecek diye bekliyorsunuz. İhlal kararı vermezse ondan sonra işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaksınız. Biz YouTube için 2010'da başvurduk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Tam 5 sene sonra karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi YouTube'la ilgili lehimize. Başvurucuların ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir diye. Normal şartlarda 5 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatında hızlı bir süreç aslında. Ama internete uygun değil bu süreç. Aynen, yani değil. Biz bugün Wikipedia için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvursak Wikipedia ile ilgili karar 5 sene sonra çıkacak. Bu kabul edilebilir bir yargı mekanizması değil. Şimdi mesela bu Twitter meselesinde işte Instagram meselesinde aslında orada mesele siyasi olarak mı çözülmüştü? Ne olmuştu? İşte Twitter'ın temsilcileri ile Türkiye Cumhuriyeti bir anlaşmaya varmıştı, öyle değil YouTube mi? İçin öyle olmuştu. 2008-2010 sürecinde Twitter'da biz Kerem Altıparmak ben bir de arkamızdan Sezgin Tanrıkulu Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Bir cuma günü engellenmişti. O zaman dönemin başbakanı Twitter hepsini kapatacağız dedikten sonra 10 gün içinde de tarihi bir karar vermişti Anayasa Mahkemesi. Hatta o kararın adı da Yaman Akdeniz ve diğerleri. 3 kişi olduğumuz için Kerem Altıparmak'la Sezgin Tanrıkulu kusura bakmasın. Önce benim ismimi yazmışlar. İhlal kararı vermişti ve Twitter açılmıştı. Fakat buna rağmen Twitter yetkilileri Türkiye'ye geldi. Evet, o dönemde doğru hatırlıyorsunuz. Ve Ankara'da işte bir uzlaşma yoluna gittiler. Ve şimdi de yani Türkiye'de alınan Türk yargısını Twitter maalesef tanıyor. Yani sanki burada ciddi bir yargısal süreç varmış gibi. Gelen kararları işte buradaki Türkiye'deki avukatları itiraz ediyorlar. Reddedildiği zaman o şikayet edilen hesapların veya içeriklerin bir kısmını kaldırıyor, bir kısmını Türkiye'den görünmez hale getiriyor. Görüyorsunuzdur bazı hesaplar için Türkiye'de görülmüyor diyor. Diğerlerine de bir kısmına da dokunmuyor. Ya aslında burada o zaman şirket de siyasi olarak anlaşmış oluyor. Tabii çünkü gerek Twitter, gerek Facebook, şimdiki Google veya YouTube
Türkiye gibi pazardan dışarı atılmak istemiyorlar. Reklam oluyorum ben. Reklam oluyor, biraz kullanıcısı var, şey var. Şimdi bu da aslında Türkiye gibi bu tip hani rejimler için çok önemli. Buradaki sistemde diyor ki, buradaki siyasette diyor ki, bak gördün mü, ben dize getirdim. Geldiler burada benim ayağıma, işte bakanlığa, BTK'ya neyse, çayımızı içtiler, bunları anlattık, bunları bak yayınlamayacaksınız dedik, tamam dediler, gittiler diyor falan, böyle bir durum oluyor yani. Ve tabii burada insanların da aklına şu geliyor, bu şirketler Türkiye'de devletle işbirliği yapıyorsa benim bilgilerim ne kadar güvende? Tabii. Yani yarın öbür gün işte gitse devlet dese ki, ver bakayım bu Nevşin'in direkt mesajlarını bana. Bu şirket verir mi vermez mi meselesi? Vermediklerini iddia ediyorlar. Şimdilik de vermediklerini düşünüyorum ama tabii bu olmayacak bir senaryo değil. Ama şu kesin, yani şirketlerle ilgili de, yani Birleşmiş Milletler'in olsun, insan hakları standartlarına uymalarını gerektiren kurallar var. Dolayısıyla Amerika'daki Twitter'la bizim buradaki Twitter'ımız farklı. Yani daha farklı, sansürlü bir mecra. Kendi açıkladıkları şeffaflık raporlarında da biz bunu görüyoruz. Ben bunun kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum ve her defasında dış basına da söylüyorum. Geçenlerde BuzzFeed'le bu konuyu konuştuk. Çünkü Türkiye'den çok sayıda hesabın engellendiğini rakamlarla açıklamışlardı. Orada da söylediğim üzere bu yani demokratikleşme adına çok büyük hatalar yapıyorlar, Twitter olsun, Facebook olsun. Bu tip anlaşmalara, ikili anlaşmalara, yani Türkiye olsun, başka ülkeler olsun, girmemeleri lazım. Yani taviz vermemeleri lazım ama maalesef kendi finansal çıkarlarını daha üste çıkaracak politikaları uygulamaya devam ediyorlar. Hakkı Çalışkan diyor ki, Mars'a araba gönderilen çağda biz internet yasaklarını konuşuyoruz. Elon Musk, gerçi Elon Musk da niye o arabayı yolladı anladım ben. Peki şöyle bir soru var. Kemal Bey soruyor. Avrupa'da, Amerika'da RTÜK benzeri denetim kurumları var mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. Ben biliyorum, galiba Fransa'da var benzeri bir şey. Yani oradaki, yani Amerika'da da frekans kontrolü için bu mekanizmalar var. İçerik kontrolü için yok. Bizdeki sistem ise tamamen içerik kontrolü üzerine kurulmuş bir mekanizma. Zaten 5651 sayılı kanunun amacı da o. 166 bin web sitesi, işte 100 binden fazla haber linki, URL adresinin, 10 binlerce her sene suç ceza hakimliği kararıyla engellenmesi de bu sebepten. Yani bir şey oluyor, Man Adası ile ilgili haberler mesela. Ertesi 2-3 günlük süreçte bütün o haberler erişime engelleniyor Türkiye'den. Dolayısıyla bu mekanizma tamamen siyasi iradeyi korumak üzere kurulmuş bir şey. Yani kişilik hakları dendiğinde o kişiler aslında siyasi kişiler. İşte devleti korumak istiyoruz dedikleri zaman bakıyorsunuz kim talep ediyor? Başbakanlık talep ediyor. Yani onun için altını çizerek sendika org örneğini defalarca Amerika'da verdim. Amerika'da dikkat etmiştim. Bir olay olmuştu orada. İşte bu Obama'nın başkan olduğu dönemde. Bu işte kürtaj hakkını savunan genç kadınlar var. Bir meşhur radyo sunucusu, muhafazakar, o kızlardan bir tanesi fahişe demişti radyoda. Evet. Ben de şaşırmıştım, ya kardeşim açık açık küfrediyor. Acaba hani bu denetleyen bir mekanizma yok mu falan? Yok. Ancak şöyle oluyor, tamamıyla bir serbest piyasa, sponsor sponsorluğunu çekiyor. Evet. Rush Limbaugh. Evet. Ya bu adam ne biçim konuşuyor arkadaş, sponsor olmuyorum ben artık. Şov kaldırılıyor. Yani işi serbest piyasaya bırakmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama işte dediğim gibi Fransa'da farklı galiba. Tabii ama mesela yani. The Post filmini de görmüşsünüzdür yakın tarihte. İşte orada da aslında Enis Berberoğlu davasıyla da belki ilgili. İşte devlet sırları yani eline geçiyor. Önce New York Times yayınlamaya başlıyor. Arkasından işte New York Times'ın yayınını durdurma kararı alınca mahkeme, Washington Post devam ediyor ve bir şekilde de ondan sonra zaten bilgi açığa çıkmış oluyor. O bilgi de yayınlanmaya başladıktan sonra artık yüksek mahkemede yayınlanmasının devamına karar veriyor. Yani hani içerikle ilgili olabilir tabii ki, Fransa'da bir mekanizma olabilir. İşte Almanya'da da bazı örnekler görüyoruz, nefret söylemiyle ilgili falan, ırkçılıkla ilgili. Fakat Türkiye'deki yani mesela YouTube ilk engellendiğinde 2010'daki süreçte işte o zaman Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım çıkıp demiştik, işte Brezilya'da da benzer sistemler var demişti. Evet ama yani mesela Brezilya bana hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bana demeniz lazım ki işte YouTube'u topyekin hangi ülke, Avrupa ülkesi engellemiş? Hiç kimse. Wikipedia'yı var mı engelleyen bir Avrupa ülkesi?
Onu sorulamak lazım. Veya işte yarın öbür gün Netflix'i ilk engelleyen ülke belki biz olacağız. O şerefeden ayrı olabiliriz. Evet. Muhtemel, kuvvetle muhtemel. Kuvvetle muhtemel. Evet. Şey soruyorlar izleyiciler çok, YouTuber'lar ne olacak? YouTuber'lar biz ne yapacağız, biz de mi RTÜK denetimine gireceğiz diye. Valla kanundan o anlaşılmıyor ama yarın öbür gün bir alt yönetmelikler çıkartıp bunu netleştirmeye çalışacaklar. Bence şu anda... Yani YouTuber'ın şimdi buradaki tabii, torbanın şey, içindeki şeye göre bir lisans almasına falan şu aşamada gerek görünmüyor. Gerek yok, gerek yok ama şeyin nasıl uygulanacağını, kimin lisansa ihtiyacı olduğunu, yani öncelikli olarak ben ticari anlamdaki şirketler, işte Netflix olsun ki sadece Netflix olarak düşünmemek lazım. CNN International da bir ticari şirket aslında, tabii, yayın yaptığında. Gel bakalım buraya lisans al diyecekler. Onun dışında işte Deutsche Welle gibi veya BBC gibi Türkçe yayın olan ve Türkiye'ye hedef alan, yani bu yayın şimdi biz Almanya'daki Türkler için yapıyoruz desek doğru olmaz. Yani ana kitle Türkiye'deki izleyiciler, dinleyiciler. Dolayısıyla bunlar ilk başta hedef alınacak ama ondan sonrası artık RTÜK kimi bir şikayet geldiği zaman çok fazla takipçisi olan bir YouTuber veya işte periskop kullanıcısı, popüler periskop hesapları var. Her gün gündelik yayın yapan gazeteciler var. Dolayısıyla onların yayınlarıyla ilgili de belki şikayetler gelecek. Dönüp bakıp lisansı yok deyip suç ceza hakimine başvuruda bulacak. Bilmiyorum. Göreceğiz. Her şey olabilir diyorsun. Zaten asıl sorunlardan bir tanesi de bunun bilinmemesi. Yani bu kadar muğlak bir kanun maddesi. Olmaz. Ortada bir taslak gerekçesi yok. Impact assessment dediğimiz etkisi ne olacak, ne amaçlanıyor? Hani bunun bir sunumu olması lazım. Demokratik ülkelerde bu var. Yani Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği ülkelerinde böyle pat diye bir torba yasasının içine böyle bir madde konulmuyor. Yani bunun upuzun işte beyaz white paper denilen ya da farklı tartışma şeyi olması lazım. Uzmanlardan görüş alınması lazım. İşte siz arıyorsunuz ama Ankara'dan arayan yok. Hocam ne diyorsunuz diye. Diyaneti aramış olabilirler Ankara'dan. Ha? Agit'ten arıyorlar. Hocam caiz mi? Şey yapalım mı demişler. Agit'ten aradılar. Onlar görüş istiyor ama. Şimdi gerçi hani bizde de hiç ilerleme yok falan diyor izleyicilerimiz ama millet uzaya çıkarken öyle de değil. Bakın yerli WhatsApp geliştiriyor Türkiye. Evet, kullanımda mı? Ne oluyor? Valla PTT bunu da bu aralar çok soruyorlar. Yani şimdilik kamu kurum ve kuruluşlarında zannedersem kullanılması zorunlu kılınacakmış. Hı hı. Ama tabii yani hani burada biraz önce söylediğiniz Amerika örneğinde olduğu gibi yani buna pazar karar verecek böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Yani bunu zorunlu kılmak kamu kuruluşunda da biraz daha aykırı değil mi? Yani 3 sene 5 sene sonra insanların Baylok örneğinde olduğu gibi karşısına bunu kullandınız diye bir şey mi söyleyecekler? Yani WhatsApp'tan daha güvenli diyorlar. Yine ona pazar karar verecek, teknik uzmanlar karar verecek. WhatsApp'tan daha güvenli olsa bile kullanmak zorunda değilim. Yani Signal var, Telegram var, bir sürü alternatif var insanlar. Bir kısım insan hepsini birden kullanıyor, bir kısım insan WhatsApp kullanıyor. Şimdi eş, dost, herkes WhatsApp'tayken ben niye gidip bunu kullanayım yani? Kendi kendine diyorsunuz. Evet, evet. Peki o kriptolu mu olacak onu biliyor muyuz? Kriptosuz kim görebilir bunu teknik olarak? Siz teknik tarafında biliyorsunuz bunca yıldır diye söylüyorum. Şimdi tabii devlet tabanlı bir dünyanın hiçbir tarafında devletin geliştirdiği ve kullanın dediği bir iletişim servisini hiç kimse kullanmaz. Yani ben özellikle kullanın denilen bir şeyi kullanmama taraftarıyım. Yani WhatsApp'ı var. WhatsApp belki daha az güvenli olabilir. WhatsApp'ta da işte Facebook'a vesaireye güveniyorsunuz. Yani sonuçta ya hiç kimseye güvenmeyeceğiz ya da tercihlerimizi yapacağız. Yani teknik olarak bunu devlet nasıl acaba? Serverlar burada olacak. Loglama mekanizmaları burada olacak. Senelerdir söylenen işte WhatsApp'a yazıyoruz, Twitter'a yazıyoruz, bilgileri alamıyoruz dendiğinde. Burada bu sistem kullanıldığı zaman tamamen yerli ve milli bir sistemde bütün o istedikleri bilgilere ulaşmaları mümkün olacak. Peki, o zaman şunu da sorayım en son soru. Bu haberleşme şeylerinden, aplikasyonlarından en güvenlisi sizin gördüğünüz hangisi? Vallahi Edward Snowden Signal kullanın diyor. Dolayısıyla Signal'in daha güvenli olduğu söyleniyor. Bir dönem Telegram diyorlardı. Telegram kullanan da görüyorum. Signal kullanan da görüyorum. WhatsApp da işte kriptolu şeye geçti. O da var. Başka işte Messenger kullanan da var, Facebook Messenger kullanan da var. Fakat Twitter şöyle bir direct şey var. Mesaj. Şimdi polis sizi gözaltına aldığı zaman telefonunuzu kopyalıyor. Evet,
Evet. O zaman ne var ne yoksa görüyor aslında tabii. İşin özü. Evet. Peki, eğer polisi... tabii kriptolu değilse telefonunuz ya da işte Apple'ın özellikle iOS sistemleriyle ilgili Amerika'da devam eden bir tartışma vardı. Yani kopyalayabilirlerse kopyalayabiliyorlar ama kopyalayamazlarsa veya tabii siz şifresini verirseniz kopyalayabilirler tabii ki. Peki evet. Bu aslında kişinin kişi haklarına aykırı değil midir polisin bütün özel bilgileri kopyalıyor olması? Tabii ki evet. Biz Sedef Kabaş'ın bir davasında dosyasında bir de eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç'ın başbakanı hakaretle ilgili bir davasında bunu söylemiştik. Yani tweetler, attıkları tweetlerle ya da sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili yargılanıyorlardı. İki durumda da Merve Hanım da Sedef Hanım da tweet'i ben attım, kabul ediyor. Kabul ettikten sonra siz benim telefonumda ne arıyorsunuz? Tweet'in kopyasını mı bulacaksınız? Ama ondan sonra bakıyorsunuz işte emniyetteki dökümlere falan, işte bütün resimlere bakılmış, bütün bilgilere bakılmış. Dolayısıyla bu tabii özel hayatın gizliliği açısından çok ciddi bir ihlal aslında. Böyle polisin ele geçirdiği deliller yasal delil midir? Hı? Bu yasal delil midir? Kullanabilir mi mahkemede? Bunu mahkemede kullanmıyor ama bakıyor. Yani bakıyor ve o cihazlara yani çocukların bile iPad'lerini alıp götürüyorlar. Yani evde ne bulurlarsa götürüyorlar. Mahkeme böyle. Deli olarak kullanamaz ama işte bu yandaş basına sızabilir mesela. Tabii öyle bir şey olabilir. Sızabilir, sızmayabilir ama sonuçta birileri bakıyorlar. Yani mesela sizin telefonunuzu aldılar, bir gözaltına alındınız. Hı-hı. Bakacaklar. Ama siz diyorsunuz ki evet ben attım o tweet'i, kabul ediyorum. Hı-hı. Yani eğer bu suçsa bunu ben paylaştım. Siz benim telefonumda ne arıyorsunuz ki? Ailemle konuştum, çok özel bir şey de görmüş olacak. Görmüş olabilecekler tabii. Evet. Peki bununla ilgili gidilebilir mi mesela? Tabii dava açılabilir. Yani Türkiye'de de yargıda şey yapılabilir. Yani işte tazminat davası açın diyorlar Adalet Bakanlığı'na karşı. Mesela Murat Aksoy, Atilla Taş için yani tutuklu oldukları dönemle ilgili davalar, 141 CMK 141 davaları deniyor. Fakat bunlardan da etkili bir hukuk yolu olduğu söylenemez. Yani yıllarca şey için uğraşıyorsunuz. Yani telefonunuzu geri alma için uğraşıyorsunuz. Yani suç şeyse hani kabul ediyorum diyorum. Size gösteriyorlar. Bu tweet'i siz mi attınız? Evet ben attım. Eğer suçlama buysa siz niye benim laptopumu, iPad'imi, telefonumu alıp götürüyorsunuz? Aynen. Ama engelleyemiyorsunuz. Yani avukatlarınızla birlikte bunu ve aldıkları bir şeyi de geri almanız. Yani biraz önce dedim ya 24 saat içinde suç ceza hakimi erişim engelleme kararı veriyor. İtiraz ettiğiniz zaman bazen 3 hafta Aralık ayında yaptığınız başvuruları Ocak ortasına kadar 4-5 hafta sürüyor. Niye? İşte sene sonu yoğun. Karar verirken verdin kardeşim. Şimdi itirazı niye değerlendirmiyorsun? Zaten reddedeceksin. Benim de bütün derdim reddetsinler çabuk. Anayasa Mahkemesi'ne başvuralım diye. Yani öğrencilerle işte taslak dosyalar hazırlıyoruz Bilgi Üniversitesi'nde. Çocuklara diyorum ki yani reddedilecek başvurular başlayın Anayasa Mahkemesi taslaklarını hazırlamaya. Çünkü biliyorsunuz ki reddedilecek. Ama bari çabuk gelsin istiyorsunuz red kararı ki bir üste gidelim diye. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yaman Akdeniz'le beraberdik. İşte internet özgürlüğü nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanabileceğiz, bir rütük denetimi gelirse başımıza neler geleceğiz bunları konuştuk. Güzel bir sohbet oldu, kapsamlı bir sohbet oldu. Yaman hocam teknik bilgiler de verdi. Yani başınızda böyle işler varsa dönün bir daha izleyin YouTube'dan diyeyim. Kapatayım ben, haftaya görüşürüz.